Herkese merhabalar, ben Furkan. Girişimcilik Sohbetleri 19. bölümümüze hoş geldiniz. Bugün Yaşar Bey'le birlikteyiz. Yaşar Çelik, Minyon.com'un kurucu ortağı. Kendisi bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz Yaşar Bey. Teşekkür ederim Furkan Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız öncelikle? İyiyim. Valla teşekkür ederim. İyiyiz. Koşturuyoruz. Yoğun çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, süperiz. Sizle birlikte daha iyi olduk. Hoş geldiniz yanımıza. Şimdi Sağ öncelikle olun. isterseniz sizi tanıyarak başlayalım Meşer Bey. Sonrasında ufaktan bir minyon.com'u tanıtabilirseniz Tabii ki. İsmim Yaşar Çelik. Esasen Kayseriliyim. Öğrencilik hayatım yine Kayseri'de geçti. Erciyes Üniversitesi'nden mezun oldum. Üniversitede okurken eş zamanlı olarak aile şirketi olarak Biletal.com'u kurmuştuk. Biletal.com'u 2006 yılında kurduk ve 2006'dan 2021'e kadar öğrencilik hayatımda başlayan ve sonra da İş hayatımda aktif devam ettiğim kurum olan Biletal.com'da uzun süre yöneticilik yaptım. Ve 2021 yılının Temmuz ayında Biletal.com'dan %100 exit yaptık. Bu Anadolu'nun ilk teknoloji exit'iydi esasen. Biletal.com'u biz Kayseri'de kurmuştuk. Tüm ekibimiz Kayseri'deydi. Yine 2017 yılında Biletal'a %20 bir finansal yatırımcı almıştık. Bu da yine Anadolu'nun ilk teknoloji yatırımıydı esasen. Bu ilkleri gerçekleştirerek devam ettiğimiz ilk girişimimiz Biletal.com olmuştu. Ardından tabii işte girişimciliğin ruhunda var galiba bu. Biletal.com'daki işlerimiz devam ederken böyle farklı mecralarda, farklı işlerde sürekli radarımızdaydı. Bunlardan bir tanesi de online araç kiralama sektörüydü. Biletal'da exit sürecinin sonuna doğru yaklaşırken artık bu radarımızdaki işlerden birine daha fazla vakit ayırabileceğimizi ve yoğunlaşabileceğimizi düşündük. 2020 yılının Haziran ayı gibiydi. Yavaş yavaş araç kiralama sektörüyle ilgili analizlerimiz, araştırmalarımız, pazarın durumu bunları inceledik açıkçası. Ve 2020 Ekim ayında da Minyol.com'u kurduk. Minyol.com tam bugünlerde de bir yaşını yeni doldurdu açıkçası. Kuruluşumuzun ardından 2021 yılbaşı gibi ekibimizi oluşturmaya başladık. Şu anda 15 kişilik bir ekibe sahip oldu Minyol. Son derece işinde uzman ve profesyonel arkadaşların olduğu bir ekibe sahibiz. Ve son derece hızlı şekilde projeye odaklandık. Her geçen gün çalışmaya, işi büyütmeye devam ediyoruz. Minyol.com ne derseniz, tabii birazcık oraya da değinecek olursak başta. Minyol.com biz araç kiralamanın yeni yolu olarak adlandırıyoruz. Minyol.com yeni nesil bir araç kiralama platformu. Onlarca araç kiralama firmasının binlerce aracını çok basit, sade, minimal arayüzlerle kıyaslayıp size en uygun olan aracı kiralayabileceğiniz bir platform oldu. Evet. Çok güzel. Sizin de dediğiniz gibi aslında birçok uygulama var. Bu minyon.com nasıl bir farklılık öneriyor? Yani hani diğerlerinden öne çıkaracak özelliği nedir acaba? Şöyle, esasında baktığınızda araç kiralama sektöründe irili ufaklı hem birçok araç kiralama firması var. Yani 10 aracı olan firma da var, 5.000 aracı olan firma da var. Bu firmaların sunduğu online hizmetler var. Tabii bunun yanında Minyol'un benzeri broker diye adlandırdığımız araç kiralama platformları da var. Ancak baktığınızda sektör kendi iç süreçleriyle uğraşmaktan dijitalleşmeye çok vakit ayıramamış. Bu sebeple de biz açıkçası başlangıçta teknolojimizde çok iddialıyız.
Platformumuzun altyapısı, güvenliği, kalitesi, hızı, bunlar bizim iddialı olduğumuz ve sektördeki rakiplerimizden ayrıştığımız en temel noktamız. Bunun yanı sıra Mini Yol'a baktığınızda çok böyle kullanıcı dostu bir UI ve UX'e sahibiz. Çünkü biz son derece basit, son derece kullanışlı arayüzlerle hizmet vermeye çalışıyoruz. Baktığınızda siz Mini Yol'da sadece 3 adımda işlemi tamamlıyorsunuz. Ve işlemlerinizi yapma esnasında sizi rahatsız eden herhangi işte pop-up'lar, zaman sayaçları, oradan buradan çıkan reklamlar gibi bir şeyler asla yok. Bizi ayıran ikinci özelliğimiz de bu. Fakat esas farklı olduğumuz noktalardan bir tanesi Mini Yol'da mini ödeme adını verdiğimiz ve Türkiye'de araç kiralama sektöründe ilk defa uygulanan bir ödeme modelimiz var. Bugün siz herhangi bir yerden araç kiralamak istediğinizde, örnek veriyorum, bir ay sonrasına 1.000 TL'lik bir rezervasyon yapacaksınız. 1.000 TL'nin tamamını şimdiden ödemeniz gerekiyor. Ama Mini Yol'da biz işte diyoruz ki Mini Yol'da her şey minimal, Mini Yol'da her şey minicik diyoruz açıkçası. Ama Mini Yol'da bir ay sonrasında 1.000 TL'lik bir araç kiralayacaksanız şimdi sadece 100 ya da 150 TL'sini ödüyorsunuz. Geriye kalan bedeli aracınızı teslim alırken ödüyorsunuz. Bu da dolayısıyla kullanıcılar için ciddi bir avantaj oluyor. Çünkü günler öncesinden bu bedeli ödemektense aracı teslim almaya gittiğinde bu bedeli ödemek kullanıcılarımıza çok cazip geliyor. Yine bir diğer farklılığımız, aslında birçok farklılığımız var gerçekten anlatınca biz de her sefer böyle hayret ediyoruz. Araç kiralama sektöründe online iptal ve iadenin yapılabildiği tek platform MiniYol. Ve burada da herhangi bir süre kısıtı, saat kısıtı, herhangi bir ceza kesinti olmadan MiniYol'dan iptalinizi, iadenizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Ya yani 3 adımda aracınızı kiralarken tek bir adımda, tek bir tuşla ürününüzü siz iptal edebiliyorsunuz. Bu da yine sektörde ilk olan bir özelliği Mini Yol'un. Gerçekten güzel avantajları varmış. Yani bir şirketim olsa neden değerlendirmeyeyim? Ama peki bu Tabii sizin... ha, çok pardon Furkan Bey, unutuyoruz aklıma geldikçe, ben yine araya girip Tabii sözü tabii kesiyorum, buyurun. kusura bakmayın. Mesela Buyurun. başka bir özelliğimiz yine kullanıcılara fayda sağladığımız Mini Yol'da yaptığınız her alışverişte koşulsuz şartsız %5 puan veriyoruz Mini Yol üyelerine. Böyle herhangi bir şey olmadan yani dolaylı puandır, şudur, budur, işte farklı çarpanların olmadığı 100 lira da 5 lirayı biz direkt kullanıcımıza veriyoruz ve hemen bir sonraki alışverişte bunu kullanabiliyor. Bu da gerçekten yani bir kiralama yapanın da 100 kiralama yapanın da indirimden faydalanabildiği, herhangi bir laf kargaşası, algı yanıltmasının olmadığı direkt fayda modelimin yolun. Evet, süper gerçekten. Yani en azından müşterilere daha fazla seçenek sunuyoruz. Böyle daha avantajlı fiyatlar veya daha avantajlı geri Evet. dönüşler oluyor. Peki şu an girişiminiz başladı, mini yolu kurdunuz. Ne gibi sıkıntılarla karşılaştınız? Yani süreçte herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Ya tabii Nasıl ki zaten açtınız? bir girişimcinin böyle hakikaten en zor yapacağı iş birçok zorlukla mücadele etmek açıkçası. Zorluğun olmadığı, sıkıntının olmadığı hiçbir girişim yoktur zannedersem. Bu sebeple de girişimci yani genelde işte sorduğunda arkadaşlar ya bir girişimci neye dikkat etmeli dendiğinde gerçekten girişimcinin en önemli özelliği bence sabırlı ve azimli olması. Çünkü zorluk hiç bitmiyor. En baştan başlamak gerekirse siz şirketinizi kurma aşamasında çok fazla bürokratik işlemle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bir dünya yasal işlemler, yasal onaylar, işte resmi prosedürler vesaire. Tamam oldu, ben şimdi başladım diyorsunuz. Bu sefer pazara yeni girmişsiniz. İster sermayeniz olsun, ister olmasın. Pazarda önce içeriye ürün koyabilmek için tedarikçilerinize kendinizi kabullendirebilmeniz, onları ikna edebilmeniz ve onlarla çalışabilmeye başlamanız ikinci adım oluyor işin.
Onu sağlıyorsunuz. Ardından tabii bir ekibiniz olması lazım. Birlikte çalışacağınız iyi bir ekip olması lazım. Ekibiniz olmadan istediğiniz kadar sermayeniz olsun, istediğiniz kadar iyi fikriniz olsun, yine bir işe yaramıyor. Dolayısıyla iyi bir ekip kurmak zorundasınız. Sizin şartlarınız ne kadar zor ya da ne kadar kötü olursa olsun, ekibinize her zaman en iyi şartları sunmalısınız ve onları her zaman motive etmelisiniz. Evet. Böyle bunların hepsini aştınız, sisteminizi ayağa kaldırdınız, işinizi kurdunuz. Bu sefer müşteriye ihtiyacınız var. Müşteri beklentileri artık hepimizin, müşteri olarak bizim de öyle açıkçası. Beklentilerimiz o kadar yükseldi ki, o kadar zor mutlu oluyoruz ki verilen hizmetlerden. Gerçekten kusursuz ve mükemmel hizmet vermek zorundasınız ki kullanıcılar, müşteriler sizi tercih etmeye devam etsin. Böyle bir bakıyorsunuz bunların hepsiyle uğraşırken, ya ben bir girişim kurdum, ben ne yapıyorum diyorsunuz. Ama o kadar fazla şeyle uğraşmak zorunda ki bir girişimci. Birçok alanı aynı anda düşünebilmeli, organize edebilmeli ve koordine edebilmeli. Ve hepsinden önemlisi bunda sürekliliği sağlayabilmeli. Dolayısıyla çok yönlü düşünebilmeli bir girişimci ve her yerine işinin hakim olabilmeli açıkçası. İşte bunların da hepsini yaparken insan ister istemez bazen yoruluyor, bazen sıkılıyor, bazen ben neredeyim, ne yapıyorum diyor. Onun için de hem işine olan inancı, hem azmi, hem sabrı orada devreye giriyor açıkçası. İsterseniz biraz da detaylandıralım Yaşar Bey. Yani hani siz genel olarak bahsettiniz. Böyle girişimcilerimize örnek olması açısından. Mesela ekip kurarken bir zorluk yaşadınız mı? Ekibinizi motive etmekle ilgili bahsettiniz zorluk olabileceğinden. Bu konuda zorlukları nasıl aştınız? Biraz detaylandırabilir miyiz? Ya açıkçası biz çok şükür ekip kurarken gerçekten çok zorlanmadık diyebilirim. Neden? Çünkü bizim daha önce yaptığımız bir girişimimiz daha vardı ve çok başarılı şekilde onu sonuçlandırdık. Dolayısıyla sağ olsun şu anda ekibimizdeki arkadaşlarımız hem bize hem projeye inandılar ve bir network'ümüz de vardı açıkçası. Ama baktığınızda biz gerçekten bu ilk girişimimiz olsaydı, birincisi hangi insanlarla çalışacaksınız, hangi pozisyonlarda insanlara ihtiyacınız var, bunu tespit etmeniz lazım. Bunu tespit ettiğiniz, henüz yeni bir girişimsiniz, hangi aşamada hangi insanları istihdam etmeniz lazım, buna iyi karar verebilmeniz lazım. Çünkü örnek veriyorum, X departmanındaki bir kişiyi işe alınmakta belki çok geç kalmış olabilirsiniz. Belki çok erken davranırsınız. Sizin iş ortamınız o kişiye yeterli motivasyonu sağlamaz, yeterli faydayı sağlamaz. Bu sefer birlikte çalışmanız çok zor hale gelebilir. Dolayısıyla bütün bu koşulları sağlamanız gerekir. Bizim tarafta şöyle oldu. Milyon pandemide doğan bir şirket oldu açıkçası. Çok yaşayın. Sağ olun, teşekkür ederim. Pandemide doğan bir şirket oldu Minyol. Tam işte 2020'nin Ekim-Kasım ayları, böyle pandeminin yoğun olduğu zamanlar. Bizim ekibimizdeki ilk arkadaşımızı işte Ocak ayı gibi falan ekibe dahil ettik ve tamamen hepimiz home office çalışıyorduk. Ona rağmen sağ olsun ekipteki arkadaşlarımız da işe ve projeye çok inandılar. Biz de inandık. Yani neredeyse uzun bir süre ofis ortamında bir araya çok nadiren gelerek projeyi 5 ay gibi bir kısa 5 ay 5-6 ay gibi bir sürede hayata geçirdik. Buradaki en önemli etken bence hem bizim hem ekibin işe inanması oldu. Yani dolayısıyla en başa gelirsek hem size hem işe inanan insanlarla bir arada olmak bence en önemli noktasıydı bu işin. Evet, süper bir tavsiye. Bunlar yani girişimcilerimiz de kendileri hevesine, daha doğrusu aşkla bağlanabilecek belki sahiplenebilecek insanlarla çalışmalılar. Bir de tabii Evet. sanırım yetenek ve şeylerine de kriterlerine, yeteneklerine uygun olanları da tercih edebilirler. Peki şöyle söyleyelim. Başlangıçta bir sermayeniz var mıydı? Hani öncesinde biletal.com vardı sizin için ama hani bu konuda herhangi bir sıkıntıyla karşılaştınız mı? Nasıl açtınız? Şöyle, bizim sermayemiz vardı açıkçası. İkinci girişimimiz olduğu için ve bir önceki girişimden iyi bir şekilde exit yaptığımız için
sermayemiz vardı ama biz yola şöyle çıktık. Yani biz hiç sermayemiz yokmuş gibi, ilk defa bir girişim kuruyormuş gibi davranmalıyız dedik. Çünkü bazen biliyorsunuz rahatlık ve ferahlık insana böyle bir aşırı rahatlık verdiği zaman işlerinizi belki biraz bırakmanıza ve çok rahat davranmanıza sebebiyet Evet. verebiliyor. Biraz zorluk olmadan da başarı zor geliyor açıkçası. Dolayısıyla biz dedik ki biz ilk girişimimiz gibi hareket edelim ve şartlarımızı zorlayacak şekilde hareket edelim. Kişisel olan sermayeler ayrı, işe konulan bütçe ve sermayeyi ayrı değerlendirelim dedik. Ve biz ilk başlangıçta KOSGEB'ten bir Ar-Ge ve inovasyon desteği aldık. Bununla eş zamanlı olarak şirketimizi de RGS Teknopark'ta kurduk. Bizim şirketimizin yani tabiri caizse bir arabanın işte ilk depo yakıtını KOSGEB koymuş oldu. Ve onunla yola çıktık. Bizim için bir tohum yatırımı gibi oldu tabiri caizse. Tabii sonraki süreçlerde kendimiz sermayemizle şirketi finanse etmeye devam ediyoruz. İşte bugün 13. 14. ayımız neredeyse. Biz finanse etmeye devam ediyoruz. Ama her ne kadar sermayeniz de olsa sonuçta sınırsız bir kaynak yok. Bu kaynak bir gün tükenecek ve paranız gidiyor ister istemez. İşe inanmazsanız ve azim göstermezseniz açıkçası bir süre sonra ya benim sermayem vardı ne oldu eriyor bitiyor bu işi yapmasaydım kafasına girebilirsiniz. Dolayısıyla sermayeniz de olsa her halükarda yine işe inanmak ve sabır göstermek burada da devreye giriyor bence. Evet, girişimcilerimizde de bunu tavsiye ediyorsunuz. Yani sermaye olmadan da aslında yapılabiliyor. Bu yani hem kendileri araştırarak gerekirse KOSGEB destekleri, gerekirse farklı versiyonlarla bir şekilde umutla, hevesle devam etmeleri gerekiyor diyebilir miyiz sizce? Açıkçası sermaye olmadan yapılıyor çok diyemeyiz. Ama doğru sermaye kaynağını bulmak mümkün. Yani çünkü iş yapacaksınız. Maalesef ne kadar iyi bir fikir olursa, ne kadar iyi bir iş olursa olsun sermaye gibi bir gereklilik var. Ama bu sermayeyi kendinizin sahip olması kesinlikle gerekmiyor. İşte az önce bahsettiğim gibi. KOSGEB'den, TÜBİTAK'tan çok rahat, çok farklı modellerde destek alabiliyorsunuz. Baktınız buradan bir destek alamadınız. Gerçekten yani son 2-3 yıldır ülkemizde işte angel investor'lar, private equity'ler, VC'ler bu ekosistem inanılmaz hızlı gelişti. Yani siz gerçekten başarılı bir ürünü ortaya koyuyorsanız herhangi bir sermaye sahibi zaten sizi destekliyor. Yeter ki siz doğru işi yapın, işinizi en iyi şekilde yapın. Ve tabii ki kimse havadan gelip aa sen çok iyi bir iş yapmışsın ben sana para vereyim demiyor. İşinizi iyi bir şekilde yaparken bir taraftan da enerjinizi bozmadan gidip para aramanız gerekiyor. İşiniz değilse er ya da geç bu parayı buluyorsunuz. Tabii ki kolay olmuyor. Yani biz bunu birkaç sefer işte tecrübe ettik. Mini yolla yine tecrübe etme niyetindeyiz. Böyle bir kişiye gittim, iki kişiye gittim. 10 kişiye gittim olmadı deyip vazgeçerseniz o zaman iş ortada kalıyor ama yılmadan böyle 1, 3, 5, 10, 20, 30 muhakkak birisi size inanacaktır doğru ise ve sermaye sağlayacaktır. Dolayısıyla sermayesiz olmaz ama sermaye bulmak da o kadar zor değil. Evet. Çok teşekkür ederiz. Peki şu an için minyon.com'dan beklediğiniz bir hani nasıl bir beklentileriniz var? İleriye dönük neler yapmayı planlıyorsunuz? Şu an için hangi aşamadasınız bu planlarınız için? Onu sormak isterim. Tabii şöyle Furkan Bey, Tabii. yani orada biz işte 2020 Ekim'de şirketi kurduktan sonra böyle 5-6 ay gibi kısa bir sürede hem içeride 70 tane tedarikçi anlaşması yaptık. 70 binden fazla araç koyduk içeriye ve Haziran ayının başı gibi de yani 6-7 ay gibi bir sürede de sistemi hayata geçirdik. Açıkçası yeni kurulmuş bir girişim için 6 ayda böyle bir sistemi hayata geçirmek gerçekten inanılmaz zor ve inanılmaz başarılı bir iş.
Biz işte 2021'de Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını biraz daha sektörü öğrenme, sistemi test etme, her şeyin kusursuz çalıştığını görme gibi test süreci gibi geçirdik. Eylül ayından itibaren ise yavaş yavaş işte çalışmalarımıza başladık ve 2021'i biz planladığımız gibi kapattık açıkçası. Hem Süper. ekibimiz oturdu, hem rezervasyon sayılarımız, sistemimiz, altyapımız, neredeyse tüm metriklerde KPI'lerimizi tutturduk diyebilirim. 2022 mini yolun yılı olacak diyoruz biz açıkçası. Yani 2022'de Allah kısmet ederse iyi bir lansman yapmayı hedefliyoruz. Ve bu lansmanla birlikte de yıl sonuna günlük 1.000 adet rezervasyon hacmine ulaşmış olmayı hedefliyoruz. Ama 2022 sonrası, yani 2023-2024 uzun vadede standart araç kiralama deneyimlerinin dışında birden fazla yeni ürün çıkarmayı planlıyoruz. Bu ürünlerin de analizleri, çalışmaları, iş modelleri şu anda neredeyse bitmeye yaklaşmış durumda. Böyle hem kullanıcıya doğru hem tedarikçilerimize doğru süreçleri değiştirecek, deneyimleri değiştirecek birkaç model daha ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Yani bizim hedefimiz günün sonunda mini yolu araç kiralama sektöründe bir süper app haline getirmek açıkçası. Evet, süper. Peki bundan sonra globale taşımayı planlıyor musunuz? Şu an için hani Türkiye pazarında ilerleme kat ettikten sonra globalde de iş ortakları edinip genişletmeyi planlıyor musunuz acaba girişiminizi? Ya şöyle, 2022 için bizim hedefimiz yurt içinde büyümek açıkçası. Çünkü yurt içinde gerçekten araç kiralama sektöründe inanılmaz büyük bir pazar var. Özellikle de pandeminin etkisiyle bu pazar daha da hızlandı ve bu pazarın içinde online'ın payı durdurulamaz bir hızla büyüyor. Dolayısıyla bizim öncelikli hedefimiz 2022'de yurt içi pazarına odaklanmak. Ama tabii ki 23, 24, 25 buralarda da yurt dışına açılmayı planlıyoruz. Şu anda da esasen baktığınızda yurt dışından biz rezervasyon alıyoruz. Hiçbir çalışma yapmamamıza rağmen. Yani özellikle yaz döneminde gurbetçilerden işlemler, rezervasyonları aldık. Şu anda yurt dışından Türkiye'ye gelen kullanıcılardan rezervasyonlar alıyoruz. Ama yurt dışında bir lokasyonda kiralama hizmetini henüz vermiyoruz. O da dediğim gibi 2023 ve sonrasındaki planlarımız arasında. Biraz adım adım gitmek gerekiyor açıkçası. Yani her şeyi aynı anda yapayım dediğinizde bu sefer hem enerjiniz bölünüyor, hem motivasyonunuz bölünüyor, hem sermayeniz bölünüyor. Her şeyi aynı anda yapmak çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla biz biraz daha bir şeyler oturtarak adım adım gitmeyi tercih ediyoruz. Evet, umarım siz de globale açılır ve yani büyük işler yaparsınız, inanıyoruz. İnşallah. Bizi temsil eden bir şu an Getir var. Daha Evet. çok neden startup'ımız olmasın? Şu an şöyle sitemize girdiğimizde ben şöyle bir şey fark ettim. Bilmiyorum daha önce siz fark ettiniz mi? Herhangi böyle bir şeye tıklamadan önce şu kadar fiyattan başlayan fiyatlarla yazıyor. Ama içine tıkladığınızda karşınıza daha yüksek bir fiyat açılıyor. Böyle sıralama yapıyoruz. Burada acaba bir pazarlama hamlesi mi var? Bir böyle yanıltma mı var? Onu merak Yok, ettim. tamam. Başka bir böyle bir şey. Tamamen sezonsal nedenlerden kaynaklı açıkçası. Sektör o Anladım. kadar dinamik ki, yani bakıyorsunuz mesela geçen hafta sonu yılbaşı haftasıydı. Fiyatlar inanılmaz yükseldi. Cumartesi pazar çok yüksek fiyatlar varken pazartesi gününe bakıyorsunuz çok daha uygun fiyat araçlar bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla arama yaptığınız lokasyon ve tarih çok değişiyor. Yani şu anda atıyorum işte 150 TL'den başlayan fiyat diye bir yer görüyorsanız muhakkak önümüzdeki 15 gün içerisinde o fiyat vardır. Ama o 15 gün içinde o fiyatın 2 katı, 3 katı fiyatları görebileceğiniz durumlar da vardır. Bu da maalesef biraz sezonsallığın etkisi. Çünkü kış ayları malum sektörün durgun zamanı. İçeride herhangi bir talebin yoğun olduğu zaman olduğunda şey de sınırlı çünkü.
İçerideki araç sayısı da, yani firmaların elindeki araç sayısı da sınırlı. Biliyorsunuz biraz şey var, araç tedariğinde sıkıntı var maalesef son aylarda. Dolayısıyla yoğun sezonlarda talebe bağlı olarak fiyatlar biraz artıyor maalesef. Siz de takip etmekte zorlanıyorsunuz en azından Evet, nadir. gerçekten öyle oluyor. Güncellemekte 15 dakikada bir fiyatlar değişiyor. Dolar vesaire. O yüzden Tabii haklı. o da ayrı bir mevzu yani baktığınızda. Peki şöyle bir şey sorayım Yaşar Bey. Yani siz biraz da aslında planlı ve sistematik gitmişsiniz. Hem öncesinde görerek hem de hani daha çok tecrübe ederek bir şeyler yol kat etmişsiniz. Bu planlı ve sistematik gidince de çok bir sıkıntıyla karşılaşmamışsınız. Yani aslında bu girişimcilerimize de bunu tavsiye edebiliriz. Peki siz girişimcilerimize neler önerirsiniz? Girişimcilerimiz nasıl bir yolu izlemeliler? Yani aslında bir fikirleri var ama başlayamıyorlar veya başka zorluklarla karşılaşıyorlar. Neler önerirsiniz? Sizden dinleyelim. Ya dediğiniz gibi planlı gitmek bence işin en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü nerede olduğunuzu ve nereye gitmek istediğinizi biliyorsunuz en azından. Tarihler değişebilir, aksaklıklar çıkabilir. Ya yani bu çok basit bir örnek vermek gerekirse, işte A noktasından B noktasına gitmek istediğinizi biliyorsunuz. En azından o istikamette koşuyorsunuz. Ama öbür türlü nereye gitmek istediğiniz ve nasıl gideceğinizi bilmezseniz, A'dan B'ye gideceğim bir hedef koymazsanız bir C'ye koşuyorsunuz, bir D'ye gidiyorsunuz. Dolayısıyla belki yerinizde sayıyorsunuz ama çok yıpranıp çok yoruluyorsunuz. Ve bakıyorsunuz sonuçta elde hiçbir şey yok. Ama siz başlangıçta önünüze bir plan koyarsanız, bu plana göre hedeflerinizi yaparsanız, ondan sonra o hedeflere göre bütçenizi yaparsanız, bu bütçeyi hangi kaynaklardan edineceğinizi düşünüp planlarsanız, bunlarla yolda uğraşmanız gerekmiyor. O zaman yolda sadece işinize odaklanıyorsunuz ve daha önce planladığınız şeyi hayata geçirmeye uğraşıyorsunuz. Ama plansız çıkarsanız yola, bu sefer o kadar fazla şeyle uğraşıyorsunuz ki. Çünkü gerçekten yeni bir işi hayata geçirmek gerçekten inanılmaz zor. Bu sefer bir de plansızlığın vermiş olduğu işlerle uğraşırsanız gerçekten başarıya ulaşmanız çok zor. Ve tabii en önemli unsur da ya açıkçası artık son 3-4 senedir öyle bir şey çok kalmadı çok şükür ülkemizde ama daha önce şeyi çok görüyorduk. Ya benim bir fikrim var ben böyle bir iş yapacağım deyip yola çıkıyordu insanlar. Ne sektörü araştırmış ne pazar araştırmış ne bundan nasıl para kazanırım onu düşünmüş. Ne bununla ilgili bir çalışma yapmış ve sonrasında da hep başarısızlıkla sonuçlanan işler ortaya çıkıyor. Ama yani çok şükür şu anda birçok arkadaşımıza bakıyorum, birçok girişime bakıyorum. Herkes gerçekten işi araştırıyor, analizlerini yapıyor, nasıl ilerleyeceğini düşünüyor ve en önemlisi bu yapacağı işten nasıl para kazanacağını düşünüyor. Ya bir dönem şeyler çok vardı. Ya şu işi yapacağım, şöyle olacak, içeride milyonlarca kullanıcı olacak. Nasıl para kazanacaksın? O düşünmedikten kötü reklam alırız diyordu ama o model çok fazla çalışmadığını gördü herkes. Dolayısıyla tamam iş fikri ne kadar güzel olursa olsun günün sonunda para kazandırmalı ki sonucunda bir yere varabilsin. Yani işte temel metrikler var zaten biliyorsunuz. İşte hangi problem neydi? Siz buna nasıl bir çözüm ürettiniz? İşte nasıl para kazanacaksınız falan. Temel 4-5 tane zaten soru var. Bu sorunun cevabını ilk başta masaya koyduğunuzda sonra çok daha rahat ediyorsunuz. Evet, öncesinde bu sorulara cevap vermek gerekiyor Evet. ve bir yol çizmek gerekiyor diyebiliriz. Peki şöyle bir soru sorsam, yani üniversitede veya üniversite olmasın, gençlerimize yani kendini geliştirmek için neler tavsiye edersiniz? Bu girişimci olmadan önce belki kafa yapısı olarak, belki teknik olarak nelere hazırlanmalılar? Sizden dinleyelim isterseniz. Ya kesinlikle bence üniversite hayatı boyunca sadece üniversitede öğrendikleriyle yetinmemeli arkadaşlarımız. Çünkü orada siz teorik bilgileri alıyorsunuz ve ister istemez üniversitedeki anlatılanlarla gerçek hayattaki birçok şey bazen farklı olabiliyor. Dolayısıyla şununla çok karşılaşıyoruz. Ya üniversiteden çıktığında kapıda onlarca kişi onu işe almak için bekliyor. Herkes ona mükemmel işler verecek falan gibi beklentiye giren arkadaşlarımız çok oluyor maalesef. Ama dışarıya çıkıyor ki gerçekte iş hayatı öyle değil.
inanılmaz rekabet var. Çalışanlar arasında da inanılmaz rekabet var. Şirketler arasında inanılmaz rekabet var. Gerçekten iş hayatı çok acımasız. Dolayısıyla 4 yılın ardından ve büyük beklentiyle bu gerçekle karşılaşınca çok zor oluyor. Ama üniversitedeyken iş dünyasıyla mümkün olduğunca fazla iç içe olursa, kendi alanında, kendi işte bölümüyle ilgili sektörlerde, işlerle biraz hemhal olursa, bence üniversiteyi bitirdiğinde 2-3 yıl tecrübesi olan bir kişiyle aynı yerde olabiliyor. Ve o kişiler de her zaman tercih sebebi oluyor. Yani ister kendi girişimini kursun, o zaman kendine çok daha faydası oluyor. İsterse girsin profesyonel olarak bir yerde çalışsın. O zaman da rakip adaylarından bir adım daha önde oluyor. Yani en basiti aslında bizim staj diye bir şeyimiz var üniversitelerimizde ama birçoğumuz doğru düzgün gerçek staj yapmıyoruz. Bir hafta 10 gün gidiyoruz işte naylon staj yapılıyor vesaire. Hakikaten böyle bu staj mantığı hakkıyla yani her sene yazın 2'şer 3'er ay hakkıyla yapılsa okul bittiğinde bambaşka yerde olacak insanlar. Ben biraz şeye benzetiyorum. Ya işte tıpta biliyorsunuz belli bir süre okuyorsunuz sonra belli bir süre gidiyorsunuz hastanede çalışıyorsunuz vesaire ki pratiği de alsın. Yani keşke diyorum tüm bölümlerde benzer bir mantık olsa da işte 4 senelik mühendislik fakültesinin 5. senesi de olsun. Yani çünkü bir sene bir şey kaybettirmiyor o yaştaki insana ve o bir seneyi bir daha bulamıyorsunuz. 5. senede gitse gerçekten bir yerde çalışsa ve sonra mezun olabilse. Çünkü siz öğrenciyken hayatın size verdiği yüklerle okul bittikten sonraki işte sorumluluklar, biraz da ülkedeki yani gelenek göreneklerimizden oluşmuş şeyler var. Okul bitti, hadi şunu mu yapacaksın, bunu mu yapacaksın falan. Ama öğrenciyken bunları öğrenmeye, kendini geliştirmeye insanın çok daha fazla vakti oluyor. Dolayısıyla biraz fazla dağıttık konuyu ama üniversitedeyken boş zamanlarını kesinlikle böyle biraz iş hayatıyla iç içe olarak geçirmesini tavsiye ediyorum ben arkadaşlara. Evet, çok güzel, teşekkür ederiz. Peki arkadaşlarımızın aslında yanlış anladığı bir nokta oluyor üniversitedeyken veya ekip kurarken, ekip kurmadan önce network, ağ kurma. Bu konuda genelde yanlışlar oluyor. Hani veya direkt insanlara sadece LinkedIn'den arkadaşlık isteği atarak network kurmaya çalışıyorlar. Network konusunda siz nasıl bir yolu ilerlediniz? Sizin de bir network'ünüz olduğunu ve daha kolayca ekip kurduğunuzu söylemiştiniz. Bu konuda neler tavsiye edersiniz? Siz nasıl yaptınız? O şekilde Ya sorayım. bence yola ben bir network kuracağım diye çıkmak ben doğru bulmuyorum. Ben şöyle yapmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Siz ne iş yaparsanız yapın, isterseniz işinizde, isterseniz okul hayatınızda, siz sürekli insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olursanız ve herkesle iyi geçinirseniz, belli sınırları korursanız zaten siz birçok insanla temas etmiş oluyorsunuz. Ve günün sonunda bu zaten sizin network'ünüzü oluşturuyor. Ama ya ben network oluşturacağım işte X kişiden şöyle bir çıkarım olabilir, Y kişiyi şurada kullanırım falan diye yola çıkarsanız zaten o olmuyor. Çünkü ilişki doğal oluşmadığı için uzun vadede de sürdüremiyorsunuz. O zaman sadece bir çıkar ilişkisine dönüşüyor ve karşıdaki kişi de bunu çok rahat hissediyor. Ve uzun dönemde hiçbir fayda sağlamıyor. Ya da başka bir açıdan ya benim işte X kişisiyle işim kalmadı artık bu adamın ne telefonuna bakarım ne mesajına dönerim ya boş ver bunu ters desem de olur derseniz o adam bir yerde sizin karşınıza tekrardan çıkıyor ve o sizin yaptığınız davranış size bambaşka şekilde dönüyor. Dolayısıyla sadece çıkar ilişkisi üzerine sadece network oluşturayım diye yola çıkmak kesinlikle doğru değil ama İşin temelinde iyi insan ilişkilerim olsun ve gerçekten herkese belli sınırlar çerçevesinde davranayım derseniz zaten doğal bir network oluşuyor ve bu uzun dönemde sürdürülebilir oluyor açıkçası. Ha bir taraftan da yani bence yeni bir girişime başlayan kişi için de şu anda LinkedIn çok iyi bir fırsat. Ya bundan 5 sene önce Türkiye'de LinkedIn falan doğru düzgün bilinmiyordu, doğru düzgün kullanan yoktu. Ama bugün gerçekten yani çok büyük kurumsal yapılardan tutun da girişimlerdeki çalışan kişilerin de girişimcilerin de hepsinin LinkedIn hesabı var.
Ve LinkedIn'den birçok kişiye çok rahat erişebiliyorsunuz. Biz de mesela bunu yaptık. Yani mini yolu kurarken ben evde karantinadaydım Covid döneminde. Ve ilk tedarikçilerimize LinkedIn üzerinden ulaştık. Yani bizim araç kiralama sektöründe bir şeyimiz yoktu. Network'ümüz, ağımız yoktu. Ama tabii 50 kişiye yazdık, 5 tanesi döndü. İkinci de 30 kişiye yazdık, 10 tanesi döndü falan. Birkaç kez bana cevap yazma diye bırakmadık. Bir yazdık, iki yazdık, üç. Bu sefer karşıdaki kişiye başımdan gitsin diye de cevap vermiş olabilir. Hakikaten bir şey var diye de cevap vermiş olabilir. Dolayısıyla aslında bir taraftan şu anda ciddi fırsat yani. Biz bilet aldayken işte otobüs sektörüyle çalışıyorduk. 81 ildeki otobüs firmalarını gidip tek tek ziyaret etmekten başka şansımız yoktu tedarikçi oluşturmak için. Ama mini yolda pandemi döneminde LinkedIn üzerinden birçok kontak kurarak hem bizim hem ekipteki tedarik zincirindeki arkadaşlarımızın hiç yüz yüze görüşmeden anlaştığı o kadar fazla tedarikçimiz var ki hatta neredeyse yani 70 tedarikçimizin 60-65'i ile uzaktan işte bir şekilde online iletişim kurarak anlaştık diyebilirim. O süper. Aslında LinkedIn de faydalı. Ama bunu da doğru kullanmak lazım tabii ki. Tabii yani aynen. İnsanları rahatsız etmemek. Az önce Ya söylediğim her mecranın gibi. evet. Her mecranın kendine özel yazılı olmayan etik kuralları var tabii ona dikkat etmek lazım. Doğru kullanmak lazım. Evet. Ben şeye değinmek istiyorum bir de sizin için de bir mahsuru yoksa biletal.com'la rakip firmaları vardı. Siz bu aslında rakip kıyaslamasını gördünüz daha önce bu firmada. Yani bir rakiplerle baş edebilmek için nasıl bir yol izlenmeli veya nasıl yani neler yapmalıyız onu sorabilirim girişimcilerimiz için. Pazarda birçok benzer ürün olup rakiplerden ön plana çıkmak isteyen girişimcilerimiz vardır muhakkak. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani keşke yapabilsek rakipler bir arada ve seviyeli şekilde çalışabilse ve pazar birlikte büyüse. Çünkü gerçekten yani Türkiye'deki her sektör bence birden fazla kişinin fazlaca gelir elde edebileceği büyüklükte. Bizim online bilet pazarı da öyleydi ve günün sonunda bir rakibimize sattık. Çok ciddi rekabet ediyorduk. Ama bir masanın etrafında da çok rahat oturup bir şeyleri konuşabildik. Online araç sektöründe de çok fazla rakibimiz var. Birkaç rakibimizle biz bunu tecrübe ettik çok yeni girişim olmamıza rağmen. Beraber iş yapalım dediğimizde korkan, önce tamam deyip sonra ya bir dakika bunlar büyürse başımıza büyük rakip olur diyen kişilerle karşılaştık. Ama önemli olan şu bence, biz yeni kurulmuş bir girişimiz. Ya biz rakibimize göre çok gerideyiz, onlar çok satıyor, biz az satıyoruz kafasına girerseniz kesin kafayı yersiniz. Siz kendi yaptığınız işe odaklanırsanız ve ben elimden gelen en iyisini yapayım derseniz o sizi başarıya götürmede bir yol oluyor. Ama ikinci tarafta rakiplerin önüne geçmek için bir, daha iyi hizmet vereceksiniz ve kullanıcılar bunu gördükçe zaten uzun vadede, bu kısa vadede olmuyor tabii. Bir gün, iki gün, bir yıl olmuyor. Yani siz bir yıl, iki yıl, üç yıl kusursuz hizmet vermeye devam ederseniz kullanıcı bunu fark ediyor ve karşılığını alıyorsunuz. İkincisi, teknolojiniz çok iyi olmalı ve gerçekten sürdürülebilir şekilde geliştirmelisiniz. Ki rekabetin gerisinde kalmayın. Yani bir teknoloji gelişiyor, iki rakipler hiç boş durmuyor. Gerçekten ya online işlerde hız en önemli unsuru olur rekabette. İşin en temelinde de sizin niyetiniz kötü olmazsa açıkçası. Yani rakibi batırmak değil, kendi işinizi büyütmek hedefiniz olursa bence bu da başarıyı kendiliğinden getiriyor. Teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Peki şu ana kadar değinemediğimiz ama sizin girişimcilerimize önermek istediğiniz farklı bir konu var mı acaba? Siz neler önermek istersiniz? Yani benim aslında genel olarak söylediklerimizi özetleyeceğiz. Çok farklı bir şey yok söyleyeceğim ama birincisi söylediklerimizden farklı olarak yaptıkları ürün ya çok katma değerli ya da niş bir ürün olmalı ya da gerçekten bence geniş kitlelere hitap eden ürünler yapılmalı. Çünkü çok dar ve çok niş bir pazara hitap etmek gerçekten zor.
Ama siz çok daha geniş kitlelerin kullanacağı işler yaparsanız başarıya ve müşteriye ulaşmanız o kadar kolay oluyor. İkincisi, yaptığınız işin fikrin arkasını gerçekten doğru ürün ve doğru içerikle iyi desteklemeniz gerekiyor ki müşteriler, kullanıcılar uzun vadede memnun olsun. Siz bir iş yaptınız, milyonlarca kullanıcıyı getirdiniz. İçeride bir ürün yoksa hiçbir işe yaramıyor. Tam tersi, çok iyi bir ürününüz var, kullanıcı çekemediniz, bu da hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla aslında yani bir girişimi insan vücuduna benzetebiliriz ya da bir şirketin ekibini insan vücuduna benzetebiliriz. İşte bir şirketin operasyonu insanın elleri belki. İşte bir şirketin pazarlaması bir insanın ayakları. İşte bir insanın beyni bir şirketin belki yazılımı. Ama bir insanın kalbi de bir şirketin finansı belki. Yani finans parayı vermezse, pazarlama doğru müşteriyi içeriye getirmezse, yönetici doğru şekilde bunları koordine etmezse, sistem doğru çalışmazsa hiçbirinin bir manası yok. Dolayısıyla hiçbir birimin ya da ekibin bence birbirinden farklılığı ya da üstünlüğü yok. Herhangi bir biriminiz eksik olursa işte bir parmağınız eksik olsun, Allah korusun. Yani bir gömleğinizin düğmesini düğmelerken zorlanıyorsunuz. Bence bir şirkette de her şeyi böyle görmeliyiz. Ve tüm birimlerin önemli olduğunu hem ekipler arası hem yöneticiler hem girişimciler bunun farkında olarak hareket etmeli. Evet, çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için, paylaştığınız tecrübeler için. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir yayındı. Evet, yine umarız farklı yayınlarda görüşürüz. Son olarak bizi şu an için bugün sezon sonuna aslında sizi davet edebildik. Bu son haftamız. Sezon sonunda da çok heyecanlıyız. Umarız daha nice sezonlarda, daha nice zamanlarda sizi ve misafirlerimizi ağırlarız. Buradan izleyenlere de haber vermiş olalım. Yarın son yayımız. Onları da kaçırmasınlar. Yine o zaman görüşmek üzere Yaşar Bey. Çok teşekkür Görüşmek ederim. üzere Furkan Bey. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yine görüşürüz inşallah. Sağ olun siz de. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.